Geceleri çalıştıracak. Az, günde 2 saat çalıştırıyor. Az çalıştırıyor tabii o zaman. Tam çalıştıramıyor. Evet. Su hala hazırda geliyor mu şimdi buraya? Su geliyor mu şimdi buraya? Az kendine yetecek kadar veriyor santral çalışsın diye. Ve o su çay yatağında aşağı kabalıya ininceye kadar kayboluyor. Evet. Yatakta kayboluyor. Devamlı suyun tamamı çay yatağına verilirse aşağıdaki köylümüz sulamada suyu daha rahat kullanacak. İşte ihtiyacını giderecek. Eylül'ün sonuna kadar direkt çaya verilirse olduğu kadar su, çaydaki su çay yatağı da zaman zaman kurumayarak devamlı aktığı için çaydan mı geliyor? İhtiyacını görecek vatandaş. Havuz. Buradan yaklaşık olarak bütün arazilerini, ihtiyaçlarını, doğayı bozmayacak şekilde verilirse hiç kimseye zarar olmayacak. Zaten bu santralların yapımında santral yapan firmanın taahhüdü var devlete karşı, devlet su işlerine karşı. Yaz günü çalıştırmayacak su yetersiz olduğu müddetçe. Senede 6 ay çalıştırsa bunlara yetiyor bu suyun, bunların masrafları, gelirlerine yetiyor. Ama bunlar şimdi doymak bilmiyorlar. Yazın da vatandaşın mağduriyeti umurlarına değil. Suyu burada görüldüğü gibi tutarak az az dere yatağına, santralına yettiği kadar vererek kendisini nemalandırıyor. Vatandaş umuruna değil. Yazıktır, günahtır yani. Şu bu kadar köylünün mağduriyeti, yaz günü bütün bağının bahçesinin kuruması, hayvanın susuz kalması. Bu görüldüğü gibi her şey meydanda. Daha başka ne demek gerekir? Ben vallahi fazla bir şey diyemiyorum. Bize havuz dolduktan sonra su taşıyor. Aşağıya birden veriyorlar suyu. Bentleri de bozuyor. Bentlerimizi bozuyor. Bu sefer makine, ekipman, iş makineleri peşinde koşuyoruz. Havuz dolmadan da işte yaz günü de az az santrala yettiği kadar verdiği için o verilen su zaten dere yatağına kayboluyor. Evet. Yani halbuki bizim doğal suyumuzu yaz günü bize Eylül'ün 15'ine kadar, Eylül'ün sonuna kadar bıraksalar hiç kimse mağdur olmayacak. Müteahhit de yaptığı eserin nemasını alacak. Sinop'un elektrik üretimini karşılayan HES denilen bir havuz. Elektrik üretimi yapılan havuz. Aşağılarda Karapınar, Göllü, Avdan, Erikli, Sinecan, Kabalı en büyük mağdur köyler biziz. Çünkü bizim orada ne bileyim ben seracılık üretimimiz var. Meyvacılığımız var. Hayvan şeylerimiz var. Bağ bahçe sulamamız var. Biz çok mağduruz bu konuda. Her gün vatandaşlarla şeye giriyoruz. Karşı karşıya giriyoruz. Geldik bugün gördük ki baraja ait havuz suyu burada yatar durumda. Suyu topluyor. Biz bu aşağıda aslında bize can suyu denilen, bize balıkların, canlıların yaşaması için denilen bırakılacak denmişti. Biz 8-10 muhtar daha önce dilekçe verdik valiliğimize ve şeye devlet su işlerine. Bize can suyu bırakılıyor diye bize yazı geldi. Ha geldik gördük, gözümüzden gördük. Su bırakma yok. Çayda kupkuru çaylarımız. Aşağıda hayvanlarımız, bağımız, bahçemiz. Gördüğünüz gibi su toplanıyor buraya. Ara sıra da üretim yapıyor. Üretim yaptıktan sonra suyu toplu salıyor. Bu sefer de aşağıdaki bentlerimizi yıkıyor. Bağımızı, bahçemizi su basıyor. Sel basıyor. Mağduruz. Yetkililere artık bu kamera sayesinde bunu ileteceğiz. Ne bileyim vali beye çıkacağız. Biz bir de bundan sonra bir de bu suyun başına çıkıp orada bir görüntülerimizi yapalım. Ondan sonra yetkili birimlere, yetkili ağızlara bu işi aktaracağız. Bundan 5 sene önce, 4 sene önce dilekçe verdim savcılığa. Bu yol tamamen bizim Altunyel'den aşağısı, Karapınar, Kabalı'ya kadar mağdur kalacağını söyledim. Mahkemeye verildi ve bizim haklarımıza hiç sahibi çıkılmadı. Sula yatmak, yattığını millet görüyor. Biz tamamen halkımız bizim yukarıda da mağdur, aşağıda da mağdur. Yani bunların giderilmesini yetkili elemanlardan, yetkili kurumlardan tamamen bize sahip çıkılmasını bekleyiz. Yani saygılarımı arz ederim. Burada 3000-5000 kişiyi de mağdur etmenin alemi yok. Altınyayla sınırında ait HES elektronik HES hidroelektrik santralinin ait kesme. Yani buradan 15 kilometre aşağıya Kabalı ve Lala'dan denize dökülen çayın ağzına buradan müteahhit firma yaklaşık 7,5 kilometre ilerideki havuzuna, depolama havuzuna şu kanaldan doğru giden şu kanalın ucuna yaptığı kesme
Yani bu barajın suyu kesme yerindeyiz. Görüyorsunuz çayda hiç su yok. Hiç yok ya. Hiç su yok. Can suyu bize devlet suçlarındaki yetkili ağızlar, yetkili makamlar can suyu bırakmak zorunda müteahhit firma demişti. Görüyoruz yanımızda Kabalı halkından Orhan Ercan, Tepealtı muhtarı, eski muhtarımız Faik Bey var. Her şey meydanda açık, her şey açık. Aşağıda 5000, 7000 kişi tarım alanı, sarıcılık, hayvancılık, meyvacılık. Sebzecilik, hepsi. Yani hiçbir şey demeye gerek yok, her şey meydanda. Dönüşte ben size onları da göstereceğim. Aşağıda benim de var meyve tarlam, bahçem. Onların kuruduğunu, toprağın yarıldığını tespit yapacağız. İsteyen tarımdan da gelip bakabilirler. Mağduriyetimiz çok fazla. Büyük felaket değil yani. Felaket bu. Köylü için felaket. Köylüyü buradan kaldırsınlar bu böyle devam ettiği müddetçe. Bizi taşısınlar başka yerlere. Nereye taşıyabilirlerse. Da doğma büyümeyim ve Tepealtı'nın eski muhtarıyım. Olarak sizlere şunu izah etmek istiyorum. Savcılığa verdiğim dilekçeleri benim, itiraz dilekçelerimi ve bunları mağdur kalmaması için o dilekçelerimi sahip çıkılı ve canlandırılmasını istiyorum. Ve köylerime, halkıma sahip çıkılmasını istiyorum. Meyveler, bahçelerimize, arazilerimize tamamen sahip çıkılmasını istiyorum. Bizi kırsal kesim olarak ve sahil kesim olarak yani bizi mağdur etmesinler. Biz bunu devletimizden bunu bekliyoruz. Saygılarımı arz ederim.